Ya açamıyorum. Ben ambulans gelmeden masadan kalkmıyorum. Bilimsel şişti içimde. Üç yetimin hakkı var. Beynim midye diyor sürekli. Herkese merhaba Orkun. Yepyeni bir dünya rekoru denemesiyle karşınızdayız. Daha önce biz bu ekip 10 kilo baklava yedik, 10 kilo pizza yedik, 10 kilo lahmacun yedik. Şimdi dünya midye yeme rekorunu kıracağız. Konuklarımız geliyor. Zaten Türkiye'de daha fazla yemek yiyebilen birini bulamadık. Tuna Tavus geliyor. Önceki bölümümüzün şampiyonu, şu an birazcık kilo almışız. Almış mıyız? Fark ediliyor mu ya o kadar? Ne haber Tuna? Ya abi sen nasılsın? İyidir. Tuna çok yiyecek ya. Tuna'ya ben bir şey sormuyorum. Ceren geliyor. Ceren ne haber? İyiyim. Sizi yan yana görünce ben hep gülüyorum. Geçsene yanına. Ben de gülüyorum. Fotoğraflara falan bakıyorum. Komik duruyor. Bisiklet park gerçekten komik görünüyor. Bugün bir konuğumuz daha var. Mete geliyor. Mete de Ceren'in çocukluk arkadaşı. Birlikte yemişler hayatları boyunca. Mete ben de yerim dedi. Ama başvurun haberim yok. Ben ondan habersiz başvurdum. Aa, habersiz başvurdum. Hiç haberi yok. Ne kadar iddialıyız hocam? Ya ben o 310'u falan geçerim tamam. 310'u geçerim diyor. Bir dakika şimdi. Daha önce 2015'te Midye Camet'te bir dünya rekoru kırılmış. 310 tane midye yenmiş. Sonra 2018'de tekrar bir yarışma yapılmış. Araba ödüllü bir yarışma yapılmış. Oradaki rekor 284. Tuna bence 2'ye katlar. Ceren de 2'ye katlar diye düşünüyorum. Mete'yi göreceğiz. Gelin abi gidelim. Önce tartılalım. Sonra midyeler gelecek ve dünya rekorunu kırıyoruz bugün. Ben sonra Ahmet abiyle konuşacağım. Kazanana bir araba ayarlarız. Ama ben bunu bilmeden geldim. Biraz hırslandırmam lazım kendimi 5 dakika içinde. Hırslandın mı? Hırslandım. Tamam. Bu arada tartılmaya geçmeden abone olun. Daha çok yarışma videosu beğenmeyi unutmayın. Hadi geçiyoruz içeri. Evet, tartılacağız. Ceren, küçükten büyüğe seni bu tartar. Evet, bu tartar. Sen diğer taraftan bineceksin. Evet, aynen. Tartıfobimi de yendim. Mutluyum. Evet. 47.80 kilo çıktı Ceren. Kaçtın? 45'tin en son. 45'tim. Gelmeden yedin. Kahvaltı ettim ben arkadaşlar. Şimdi ben boş midye yiyemiyorum. Biz et demedik sana. Lütfen bak, kaybedersen bunun sorumlusu ben olmayayım. Kesinlikle sen değilsin yani. Tamam. Mete'yi alalım. Buyurun. Kaç geliyor? Evet. 83.35 geldi. Ben bir gariban tartılışı yapayım mı? En zayıf benim çünkü muhtemelen. Ah almışım biraz. 68.40. Bir tık daha almışım. Sabah 65'tim. Buna geliyor. Deneyeceğim mi bunu? Ben bir deneyeyim ya belki tartar. Error veriyor. Bunlar 150'den sonrasını tartmıyor ya. Bu tartmadı. Gel abi kantara. Biz biliyorduk bunu yaşayacağımızı. 153. 153'lerde gidip geliyor. Bayağı 500'ü rahat geçer 3'ü de. Hadi bakalım. Ya ne düşünüyorum? Biraz heyecanlıyım açıkçası. İlk kez yarışmadayım. Bu yarışmanın öbürkülerinden farkı, midye konusunda kendime çok güveniyorum. Ben midyeyi hiç o kadar yeme adına zorlamadım. Keyif için yemişliğim var daha önceden. Tadını beğeniyorum. 300-350 gibi zorlayacağım. Belki daha fazla da olabilir. Rakiplerim hakkında zaten bir tanesi ezelden tanıdığım bir arkadaşım. Bunlar da arkadaş olduğumuz için beni rakip görmesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum kaç tane yerim de. 400 tane belki yiyebilirim. Şimdilik bir iddiam yok. Bakalım ama. Çok eğlenceli. Eğlenceli bir kapışma olacağını düşünüyorum. Ben acıktım ya. Kahvaltı etmedim. Tuna'nın 500 tane ya da 600 tane yemesi 300 tane yememe eşit mi sence Orkun? Yarışmacılarımız geliyor. Herkes yerine otursun lütfen. Buyurun sizin için böyle namı değer çok güzel önlükler hazırladık. Hemen bağlayayım. Bunları bebek önlükçüsünden yaptırdık. Tuna Bey. Rahat mıyız? Biraz yamuk durdu sanki. Heh, tamam. Gel babuşum sen de. Arkadaşlar kurallarımız 50'şerlik midye kovaları gelecek. Kucağınızda bir çöp kovası olacak. Yedikçe atacaksınız. Zaten bir süre sonra yiyememeye başlayacaksınız. Valla ne kadar hızlı yerseniz bence o kadar avantajlısınız. Suyumuz var, ayranımız var, limonumuz var, peçetemiz, her şeyimiz var. Ne isterseniz ben getiririm size. Üstüne istersen yanında baklavacı var. Üstüne baklava da getiririm sana. Hiç sıkıntı değil. Bir 5 kilo da baklava yiyebiliriz yani üstüne. Vallahi niye olmasın? Midyeleri herkes kendisi açıyor bu arada. Bunlar boşlarımız. Bunları koynumuza alıyoruz. Evet, hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1, başladık. Haydi dünya rekoru. Ya açamıyorum. Güzel miymiş midye? Güzel, elimden kayıyor ya. Her kutuyu 50 taneden sayıyoruz. Çünkü her kutuda daha önceden sayılmış 50'şer adet midye var.
Bu arada midyeler bayağı büyükmüş. Şöyle göstereyim. Nasıl gidiyorsun hocam? Gayet iyi. Kafayı zaten iki kere daha çevireceğim. 300 saniye yemiş olacaktın o yani. Tuna bence sen hiç uğraşma. Kabukla at ya. Yiyle olmasın. Yiyen de olmasın. Ben 20 tane yedim, bana yedi. Yedin 20 tane. Yedim. Aa ne çabuk. Sen de yemişsindir 20 tane. Tuna boğulmazsın değil mi ha? Yok, pirinç kaçtı ya. Tuna boğulursa ben Tuna'ya o şeyi yapmaya çalışırken muhtemelen benim belim kırılır. Neyse deneriz ya. Elimden geleni yaparım Tuna boğulursan seni kurtarmak için. Teşekkür ederim. Ceren de iyi gidiyor. Sayı olarak şu an Ceren'le Tuna çok yakın, Mete birazcık geriden geliyor gibi geldi bana. Rakibin tabağına bakarsan olmaz, moralim bozulur. Elimden kayıyor, elimden. Ceren'in ilk kovada böyle son 6-7 tane kaldı. Ceren Tuna'da hızlı gidiyor. Açmak da çok önemli. Midyenin en zorlu noktalarından bir tanesi midyeyi açmak. Eller kayıyor çünkü. İlk kovanın ilk 50 tanenin son üçünde Ceren. Hemen ikinci kovamız geliyor. İkinci 50'ye geçti. 51'den devam ediyor Ceren şu an. Ceren iyi gidiyor. Peki tıkanacak mı Ceren? Asıl soru. Tıkanacağım muhtemelen. Çok iyi yiyor ya. Bayağı hızlı yiyor. Seni fabrikasyona bağladı. La bitmedi mi ilk kova? Yok vallahi bitmedi ya. Senin bitti mi? Biteni de. İnsan iştahı kapanıyor başka birinin bu kadar güzel yemek yediğini görünce. Ceren 2'nin de yarısına geldi ha. Bu açma işi sıkıntıymış ya. Ben kırıyorum açarken bakalım şöyle. Helal Tuna. Ben neden geçen seferden sonra bir daha lahmacun yemediğimi şimdi anladım. Niye? Abi 500 kere geğirdin. Lahmacun yiyorum, bana bakarak geğiriyorsun. Fark etmemişim ya. Allah'ım çok kararsın. Dinlensen mi yoksa? Ama şişecek de gibiyim. Bir 10 tane daha yiyelim dinle. Ya sen dinle. Yüze çok yakın Ceren. 90'larda şu an. Sen de kaç hocam? Bu ikinci kova mı? İkinci kova. 2-2. Daha Tuna'nın var. Ceren şu an en önde gidiyor. Ceren'e bir kova daha alalım. Ben aldım. Hop, bitti mi? Bunu veriyorum. Ver. 101'de Ceren. Evet, Tuna gerçekten açmakta zorlanıyor. Durdun mu sen? Tuna'yı bekliyorum. Tuna seni bekliyor. İlk defa bekliyor seni gerçekten. Bekleme, ben ambulans gelmeden masadan kalkmıyorum. Evet, ikinciyi bitirmek üzere. Açmayı çözdü Tuna da. Sen kaçtasın bu arada? Ben hala ikinciyim ya. Sen şu an 80 falansın muhtemelen. Burada bir 110 görüyorum. Burada bir yine bir 90 civarı burası. Benim sincap gibi yanaklarım doluyorsa eğer. Evet, yiyemiyorsun. Kenarlara tıkıştırmaya başlıyorsun. Evet, biliyorum onu. Tuna da bitirdi. İlk yüzünü. Yetişiyor. Yetişsin oku, ne yapalım. Ceren 250 yersin. Olsun, şunlarla zor yani. Büyüklü küçüklü ama herkes de eşit yani. Sana özellikle çok büyük verdiklerini zannetmiyorum ama bazıları gerçekten çok büyük. Ben ahçıyı tehdit ettim, küçük koydum. Bir yandan limon sıkıyorum adama, bir yandan diye bir ses geliyor. Bir şey oldu arkadaşlar. Pirinçler şişti içimde. Tuna, sende bir böyle bir doymuşluk gibi bir his ya da yakın bir his bir şey var mı? Yok. Bu üçüncü kovanın yarısı 125 falan bence bu. Şu an Tuna ile Ceren çok yakın gidiyorlar zaten. Üçüncü kovanın aynı yerlerindeler. Senin iki bitmedi daha. İki bitince 100 olacaksın sen. İnşallah. Biraz heyecan mı yaptın Ceren? Oğlum şu var ya şu. O midye. İşte midemi çok bulandırdı. Şoktayım, ben de onu anlamaya çalışıyorum beynimde. Hayırdan hızlı başladım arkadaşlar. 2 dakikada olsa Tuna'nın önündeydim. Bir şey diyeceğim, çok iyi başladın. Çok iyi gidiyordun. Şimdi birazcık bir duraksadın ama hala sıkıntı yok. Bence şey yaparsın. Şimdi harbi canavar yalnız ha, bak bak. Bir kere kamburum çıkıyor, kamburum. Evet, normal. Ben kaçıncı kovada olduğumu unuttum ya. Tuna, peki böyle absürt şeyler yemeyi seviyor musun? Ne bileyim, asfalt, çiğ şeyler, donuk şeyler. Mesela benim hanım donuk mantı yer, donuk kıyma yer, donuk börek yer. Ben mesela şöyle cheesecake alıyorum, hiç dilimlemiyorum. Çatalı ortaya saplayıp kenarını sırasına bitiriyorum. İyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun. Psikolojik, psikolojik. Düşünme, midye yemiyorsun. Her yediğinde farklı bir şey yediğini düşün. Çok sevdiğin, çok beğendiğin başka bir şey yiyorsun her seferinde. Şimdi bir dakika, bu 150 mi oluyor? Senin de 150 bitiyor aynı şekilde. Senin daha 100 biter ya. Ceren, senin yediğin midyeler bundan büyük mü, küçük müydü? Bundan büyükler de var, küçükler de var. Şey diyeceğim, Ceren'in yediği hepsi seninkinden büyüktü biliyor musun? Hayatta bir şansım bu benim. Baksana abi, bu herkesin elinde büyük yani. Bak. Bitti mi hocam bu? Evet, Mete'nin 100'ü bitti, ikinci kovası bitti. 101'inciye geçiyor. Üçüncü kovayla birlikte. Tuna'nın üçüncü kova bitti. 151'inciye geçiyor Tuna şu anda, bu çöp kovamız. Ceren de bitirmek üzere. O da 151'den devam edecek bu kova bittikten sonra. Yani 150 tane yedi ikisi de şu ana kadar. Ben herhalde hala Tuna'yı bekliyorum. Mete 100 tane yedi. Gitmiyor artık.
Sen 101'e geçemedin. Geçemedim daha. Ne oldu ya? Ye mi kendini? Valla düşünüyorum ama... Mete saçma sapan konuşma, ye. Sen düşünme Ceren, sen ye. Sende nasıl durumlar bu arada? Yani güzel. Bir tokluk hissiyatı, bir midede bir şişkinlik, bir pirinç yedim ben, bir hissiyat var. Ne var? Son nefesimi verene kadar o mide yenecek. Ya benim mesela böyle bir iddiam olamıyor. Ben son nefesime kadar yiyemiyorum yani. Ben bir yerde tamam, benim iç organım diyor ki artık bir lokma daha gönderirsen çatlıyoruz diyor. Ben gönderemiyorum. Senin zaten buradan kalkınca şeklinden de belli oluyor. Şöyle bir şekle giriyorsun sen, yamuluyorsun artık. Yiyecek yerin kalmıyor yani. Benim için bitmiştir. Yok yok. Vallahi bitmiş. Değil mi? Bir tane daha yersem çatlar. Evet, Mete patates oldu. Mete'yi kaybediyoruz. Ben yeni kova alabilir miyim? Hemen sana yeni kova geliyor. Teşekkürler. Ceren'in 150'si bitti. 150'nin üstüne devam ediyor. Tuna da 170'lerde falan. Yani son 50'lik kovasının bir yarısını yemiş. Bir şey diyeceğim. Öyle bir şey olsa var ya, ben onun altında boğulurum. Ben bir süre midiye kesin tövbe ettim. Pilava da. Anne lütfen pilav yapma. Tuna yerken diye yediğin için bir iştah kapatıyor tabii. Küçük midye dostlar midemizde böyle dap 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 geziyorlar şu an. Ben nasıl dolanırım ya şu anda? Onu ben de ayıkamadım. Bence sana çok büyükler denk geldi. Birazcık bir şans faktörü var ya sanki burada. Neyse biz bir dahakine Tuna ile Ceren'e acı yedireceğiz. Tuna'nın acıyla arası hiç iyi değilmiş. Bakalım. Dedik ki bir tane de hurda araba verelim. Bari parçalayacak bir şey olsun. Karabiber var bunun içinde ya. Karabiber vardır. Ben çok gıcık olurum karabibere. Şu an bu mideleri yakalayan geminin tadını alıyorum. O kadar bütünleştim şu an deniz mahsulleriyle. İyi misin? Çok iyiyim ben. Çok iyi duruyorsun. Çok iyiyim. Bu arada aranızda gerçekten 15-20 tane fark var. Ben Tuna'dan şu an bir kova önde bile olsam hissiyatım değişmiyor Orkun. O da muhtemelen doğru. Doydu artık ama ayak yapıyor bence. Tuna hayatında doydu mu? Bundan çok emin olmadığım için. Yorum yapamadım ya. Tuna lisede kaç kiloydun? 160'ları gördüm bir ara lisede. Lisede bu kadar yiyor muydun? Yiyordum. Bir öğle öğünün neydi lisede? Çok bir şey yemiyordum da akşam bilgisayar başında yiyordum. 5-6 tane pizza söyleyip yiyordum. 5-6 tane pizza söyleyip yiyordum. Bence bu bir atasözü gibi bir şey. Günde 10 litre kola içiyordum, ice içiyordum. 10 litre? 10 litre sıvı tüketemezsin ya. Ben şu an 20 litre su içiyorum ben. Günde 20 litre. Afiyet olsun abi. Ben 5 litreyi 2 günde içiyorum yani. Ben de günde 5,5 litreyi falan içiyorum ama. Ben de az içmiyorum. Sen de çok içiyormuşsun. Ya o suyun ben mideyi genişlettiğine inandığım için öyle adapte ettim. Kendimi hep 5,5-6 litre içiyorum. Mete daha fazla yiyecek misin? Tamam. Abi o zaman seni alıyoruz buradan. Şampiyonlara bırakıyoruz masayı. Final etabı burası 197 hatta tam. Buralarda 170 civarında. Ama ben Ceren'in sonradan Arap atı gibi açılacağını düşünüyorum. Haydi Ceren. Sen son 10 dakikadır hiç yedin mi? Yedim ağzımda. Hayır yok, ağzında duranlar var ama yeni yedin mi? Beynim midye 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 diyor sürekli. 200'üncüyü bitiriyor. Tuna'nın yeni kovası geliyor. Bak rekoru kırarsa ben Tuna'yı yanında baklavacı var. Vallahi götüreceğim, baklavacıya götüreceğim. Ya bizi götürmeyecek misin Okun, anlamadım ya. Sen yiyecek misin baklava? Yiyeceğim. Benim derdim başka bir şey yemek şu an. Tamam ya, tamam o zaman götürürüz, ayıp ediyorsun. Evet, Tuna geçti. Artık 5. kovaya 201. Yuh! Bir şey diyeceğim, o 2018'deki adam mümkün değil 20 dakikada 310 tane yesin, boyutlar buysa. Ya boyutlar farklıydı ya sürede başka bir şey vardı. Var ya, ben bir su daha alabilir miyim? Bir tane daha midye alayım ben. Sen spor yaptın geldin, oha 6 ay. Of çok kötüyüm ya. Bak öncekine bak, sonrakine bak. Ceren bence daha fazla yemen sağlıklı mı senin? Ya bana yüzümü yıkamak için gelmedi arkadaşlar. Çünkü yıkamak için şöyle yaptım. O sırada tekrar doğrulamayacağımı hissettim. Gel biz seninle oturup Tuna'yı izleyelim. Olur. Tuna sende nasıl? Bir hissiyat olarak bir doygunluk bir şey var mı sende? Yok, devam. Sıfır mısın lan hala? Devam. Şurada bir sanıyorum bu bir sanat eseri ya da bir NFT projesi. Otobüs suyunun içerisinde yarım midye duruyor. Ne demek o? Elimden kaynıyor. Bak ben Ahmet abi ikna edeceğim, o arabayı alacağız. Ben de yiyorum bir yandan Tuna, haberin olsun. Ahmet abi, şimdi bak senin rekoru kırıyoruz. Ceren de kırıyor 310'u, Tuna da kırıyor. İki tane araba istiyoruz senden. Artık ne koparsa gönlünden. Nissan Micra istedi bak Ceren. Tuna'ya biraz daha büyük bir şey lazım. Fark etmez abi ya. Ya orada olmayı çok istiyordum ben ya. Senin rekor artık 310 değil. Birazdan bitiyor senin rekor. Şimdi kıracak. 300'e çok yakınız. Ne kadar kırmasını istersen o kadar kırarız. 500'e de çıkar Tuna. Tuna'nın ruh halini görmek istiyorum. Ne iyi bir de. Ne kadar daha iyi. Tuna ne kadar daha gidersin böyle.
Abi bilmiyorum ki ya. Tamam Ahmet abi, ben arabalar için iletişim kurarım, sizi bağlarım. Sen arabaları ayarlarsın onlara. Çocuklar Ankara'ya dönecek, biri Antalya'ya dönecek. Arabalarıyla dönsünler. Hadi görüşürüz, bay bay. Çok öpüyorum, kendine iyi bakın. Ceren, seninkiler hala çok büyük. Evet ya, 3 yetimin hakkı var. Tuna, sen de ben bir doymuşluk görüyorum ama. Ben açmaktan yoruldum. Tuna, bakayım. 240'larda, Ceren'di 180'lerde. İyi. Ceren böyle midyeler yedi. Evet, baklavamız da gelmiş. 2,5 kilo, ha. Senin dişinin kabuğuna gider. Sana yok. Ya. Dur. Sanıyorum Tuna halka dönüşüyor. Bu sesler o yüzden artmaya başladı. Bak kızardı, damarları da çıktı. Evet, halka dönüşüyor Tuna. Bir tane daha kova alabilir miyim ben? Abi kova daha istiyorsun. İstiyorum. Son 3 tane, 247 tane yedi Tuna şu an. 250 olacak. Ceren de 201'den devam ediyor. Gel biz seninle Tuna'yı açalım, yesin o ya. 10 tane daha yiyin, geleceğim, tamam mı? Bir şuradan bak. Başladığı haliyle şu anki hali arasında hiçbir fark yok ya. Yeme hızı aynı, açma hızı aynı. Peki sek pilav mı, midye mi? Pilav. Kesinlikle pilav. %1500 pilav. Annemi istiyorum. Annem de bana çok kızacak zaten videoyu izleyince. Evi yiyorsun, orada yiyemedin diye. Tuna kaçtasın? 270'lerde falan herhalde. Ben 5 dakika mola rica ediyorum, ne olur. Tuna yiyorsun yani hala. Afiyet olsun kardeşim. Sana da. Bana pek afiyet olmuyor gibi. Hani Tuna artık yeter, doy da tatlı yiyelim ya. Ben dekora gidiyorum. Ben kırmızı mı yapıyorum? Araba lazım. Sanki ben yedim yani. Ben daha kötü durumdayım şu an. Araba var mı şimdi araba? Ahmet abi var değil mi araba? Sence ben kaç tane yemişimdir Orkun? Burada bir 20 tane kalmış. 30 tane yemişsindir. Yani 230 mu? 230'da bırakıyor musun? Ceren tatlıya geçiyor. Burada bir 7 tane var. Ceren 243 yedi. Yeter. Vallahi bravo. Çok büyüktü midyeler. Burada kaç tane daha vardır? Sen 275'tesin şu an. Ceren de 237 bu arada. Tuna'nın bir 10-12 tanesi kaldı, 300'e geliyor. Tuna, zorlanıyor musun peki? Ya daha hiç yesim yok ya, çok baydı içime. Peki lahmacun mu daha zordu bu mu? Bu daha zor ya. Vallahi. Nasıl kırmayacağım bir rekoru? Kırınca araba gelecek mi şimdi? Ulan yüzdün, kuyruğuna geldin. Yani Ahmet abi versin bize Ahmet araba. Hocam bak burada 7 tane var. 293. 17 tane daha yedin mi rekoru kırıyorsun zaten. Tuna'nın tıkanabileceğini hiç düşünmezdim ben bak. Bak yesen yetişeceksin. Benim artık sinyal verildi içeriden. Gönderme dedi. Tuna gerçekten çatlayacak gibi duruyor şu an. 294. Ulan ben 294'e kadar saysam bir saatte sayacağım zaten. İçim böyle midye doldu. Haydi Tuna'ya bir moral alkış alalım. Of, çok var daha. 10 tane var, taş çatlasa 10-15 tane kaldı. İstersen bir tokatla, öyle devam et. Ona bile halim yok şu anda. Tuna'nın limitini bulduk ama. 300 midyeymiş Tuna'nın limiti de. Ya lahmacun akıyordu, bu böyle içim bayıldı. Deniz. Bak zaten şurada kalmış 4 tane. Ondan sonra 10 tane kalacak. Ondan geriye sayalım. Sen taka tuka at, 11 tane ya da 311 yapmış ol bari. Rekorla aynı kalma. Benim de midyeler midemde yer bulmaya başladı ya artık kendine. Çok hazımsızlığım oluştu yani şimdi. İşin garibi, karnın da değişmiş, diyaframın da şişmiş. Buralarım çok şişiyor, buram da sertleşiyor. Lan hocam, daha yemeyeceğim yani, bırakacağım. Bırakacaksın mı? 298'desin Tuna. Zorlamıyoruz, 298'le kapanışı yapıyor Tuna. İleride daha kötü bir kapanış olmaması için zorlamıyoruz. 298, 230, 20, 101, 243'müş senin. 243. Ulan 300'e 2 tane kalmış. 12 tane ya. Ve Tuna bak, işin kötüsü bunu izleyince sonra diyecek ki keşke yeseydim diyecek. Muhtemelen ben de diyeceğim. Diyorum zaten. Evet. Nasıl yemedin Ceren? Nasıl yemedin diyorum. Sizleri bir tartalım. Evet, Tuna 298 tane yedikten sonra bir tuvalete gitti geldi. Orada biraz çıkarma işlemi yapmış kendisi. O yüzden kilosunu tam doğru ölçemeyeceğiz. Bir tartılalım. 155,5. 2 kilo almışın gibi görünüyor. Kaç kilo çıkmıştır sence? 1 kilo çıkmış olabilir ya. Zaten midyelerde 3-3,5 kiloya denk geliyor. Aynen, 300 aynen. Tanesi. 155,5. Maşallah hocam. Ceren'deki görsel değişim kaç kiloydun sen be? 47,800. 47,5'tu. 50,5 olmuş ama şu göbeği bir görelim. Biraz dön Allah aşkına. Bu böyle bir şey yoktu bu kızda. Burada. İçin dışın bir Ceren. Bu güzel esniydi çak. 83,35'ti. 100 gram almışsın. Hiçbir şey alamamışsın.
evet bir şeyden Tuna 300 tane yiyip tıkanıyorsa o şeyden 300 tane yenebilir demek. Başka biri çıkıp da 301'ini yemez kardeşim. Ben buna inanmıyorum. Daha küçük olsa 500-600 yerdiniz. Bu arada Ceren sen hiç kendine kötü davranma. Sen de 243 yedin. Yedim evet. Mete abi teşekkür ediyoruz sana da geldiğin için. Siz de ben de varım diyorsanız bir sonraki videoda bu ikiliyle kapışmak istiyorsanız bir sonrakinde çöp şiş yapacağız. Mutlaka aşağıda açıklama kısmına form koyuyoruz. Oraya yemek videolarınızı gönderin. Bize başvurun. Bir sonraki videoda sizi alalım. Ayrıca Tuna'nın kanalına abone değilseniz hemen gidin Tuna'nın kanalına abone olun. Metamorfoz'dan Tuna Tavus'a değişti kanal ismi. Ceren'e abone değilseniz hemen gidin Ceren'e de abone olun. Senin kanalın var mı? Tamam o zaman Mete'ye de abone olun. Evet videoyu beğendiyseniz ve daha fazla yemek yarışması görmek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.